Müren amcamla muhabbete devam ediyoruz. Evet Müren amca. Anlatmaya devam edelim. Gönlünden, kalbinden geçenleri anlatmaya devam et bakalım. Hiç ben Şimdi sana soru sormuşam. Kemal abi iyi kuşçuydu. Kuşa yerinde, zamanında pırıt atmasını bilen adam. Sonra iyi kuş besleyen adam. Kuşu da kaçtığı zaman öyle gidip de sağa sola benim kuşum kaçtı maçtı demez. Kuş kaçtığı zaman tarihini atar onun. Bekler. Kuşun 60 günde kanatları gelir. O zamanlar bekler ve %70 %80'de gider kuşlarının gelsin gelir. O adamın kuşlarını çaldılar. Yazık ettiler. Yani bu benim dediğim adamlar. Mesela Rıza Beyler adı neyse ben Rıza Bey'i kuşluğunu falan görmedim. Tamam kuşu vardı da hastalanmıştı. İlk gördüğümüz adamlar Kemal abi. Benzinci Kemal. Tabii Benzi Kemal. Halun babası gibi. O adamlar onun kuşları çalındı. Necdet abi gil verdi. Servet amca gil bıraktı. Kemal Aga bıraktı. Kuşçuluğu. Osman amcalar bıraktı. Onlar bıraktıktan sonra o adamlar burada fabrika gibi insandı. O adamlar kuşları dağılınca kimisi sattı. Kemal abinin kuşları çalındı. Ne oldu? Üretim bitti. Kuşlar başladı geri geri gitmeye. İşte eski kuşlardan biraz bizim bunlar gibi kanı olanlar varsa dönek çıkartıyorlar. Olmazsa yok zaten. Mesela, Karşıyaka'yı bitirdik. Bitirdik. Karşıyaka'yı anlattık. Karşıyaka'yı ne zaman demir çekecektim şimdi zaten? Şimdi Buca'ya Keskin abi ile geçelim. Bir şöyle bir Buca'ya doğru gidelim bakalım. Keskin abiyle bizim bunun bir anısını anlatayım ben sana. Niye? Anlatalım ne olur. Şimdi geliyorlar Keskin abiyle buraya. Keskin abi de çok şakacıdır biliyor musun böyle? Makara yumağı. Bu bademler erkeğe falan uçuruyor. Falgalaç erkeğe uçturmaya istiyor. Bunu tahrik ediyor. İşte diyor şöyle böyle falan derken bu da kızıyor. Diyor sen demiş buna beni demiş bilmezsin. Ben demiş buranın demiş İzmir'in demiş şeyiyim. Mafyasıyım demiş. Bu da demiş ben mafya falan tanışmam. Bayağı vuruşacak varmıştı bunlar. Sonra geldim bu bana dedi. Bu Keskin abinin olduğunu bilmiyor da şey dedi. Konyalı Mustafa'ymıştı. Gittim ben Mithatkin'in oraya sordum öğrendim. Onun olduğunu. Ama çok geçmedi aradan bir sene falan geçti şeyin oraya gittik. Kazım'ın oraya gittik rahmetli. Fanti Kazım'ın oraya kahveye. Oturuyoruz Keskin abi de geldi. Oradan burada selamun aleyküm, aleyküm selam. Şundan bundan konuşurken bu da yanımızda. Dedim tanıdın mı bunu dedim Keskin abiye. Emrullah abiye. Dedi tanıyamadım. Dedim senden dedim kavga yapan bu işte. Ulan sen misin dedi hemen kalktı bunun boynuna sarıldı öpüştüre. İyi adamdı. Rahmetli neleyle çok oldu. Vallahi. Yani ne zaman gittiysek Allah var. Misafirperverdi. O olsun. Ben Kazım amcaginin oraya az gittim. Cemal agaginin oraya iki sefer gittim. O çakal erkeklerini seyrettim. Güzel kuşlardı kuşlar. O Cemal. Tarak Cemo. Tarak Cemo diye tanınıyor. Evet. Kazım abigil zamanında iyi kuşlar. Hastanede Kazım amcamız. Hastanede Kazım abigil zamanında iyi kuşlar uçurdular. Erdoğan abi vardı. Demirci Erdoğan. Demirci Nevzat abi vardı. Onlar da güzel kuşlar uçurdular. Zaten Nevzat abinin kuşları şeyden geçmeydi. Erdoğan'ın kuşlarından beraber. Şeyden. Şoför Kazım'ı. Gazi Emir'den Şoför Kazım'ın kuşlarından geçmeydi o kuşlar. Yavuz amca gelirdi buradan. Hafta sonları buradan ne kadar tutak kuşlar, iyi kuşlar var. Alır götürürdü o taraflara, Beştepe'lerde dağıtırdı. Satardı. O bulur, yolunu var bulurdu adam. Alırdı kuşu götürür satardı. Şeyin oraya gittim ben. Kazım abinin oraya gittim. Onun yanında Mustafa abi vardı. Bizim bu tarafta onu Kasket Mustafa olarak tanırlar. Orada Kuzu Mustafa olarak tanırlar. Onu seyrettim. Öbür Avcı Mustafa var. Onda gene Kazım abinin kuşları vardı. O kuşları güzel seyrettim. Bizim şeyler vardı. Berber Zekiler Mekiler vardı. Onların. Abuzer'e gittik. Toroslardaydı Abuzer. Onların kuşları iyiydi. Ya yani iyi kuşlar vardı. Fanti Kazım'ın kuşları mesela güzel kuşlardı. Çam dibinde Enver Hoca vardı. O da güzel kuşlar uçurdu. İyi insanlar vardı. İlmafer amca vardı orada. Ben İlmafer amcadan bir çakal dişi aldım. Onu pek tanımazlardı. O çıkmasın. Nerede Atatürk stadı? Onun karşısında buzhane var böyle buz. Hemen onun arkasında oturuyor. Sarı. Bu torna camdakiye benzer. Ondan ben bir tane çakal dişi aldım. Yemin ediyorum 3 ay gittim geldim. Rahmetli Demir amca en sonunda gönlünü yaptı bir çakal dişi aldım. Onu. Şeylerde güzel kuşlar vardı.
Rulman Murman satıyor. Ersan Ticaret var. Sanayi sitesinde. Top sahasının karşısında. Onların dükkanının üstünde kuşlar vardı. Onlar da güzel kuşlar uçurdu. Onlar da çok kuşlarını sevdim. İyi kuşlar vardı. Ali abi var mesela Bornova'da. Sarali. İyi kuşlar uçurdu. Metin abi gibi uçurdular. Selam abi gibi uçurdu. Şey vardı. Nur amca Topkacı. Eczacı Nuri derler. Nur amcanın da mesela onunkiler işte bu şimdiki bu tepeden gelen kuş tarzlarında dönüyorlardı. Ama iyi kuşlardı. Sonradan Muratlar gittiler o kuşlardan götürdüler. Ova'da şeyleri çıkardılar. Oval dedikleri kuşları çıkarttılar. O kuşlar da fena kuşlardı. Tam etraf yapmıyorlardı ama güzel kuşlardı. Hem tertiplerdi hem giriyor çıkıyordu kuşlar. İyi kuşlar. Tepe kuşlarıydı. Tepe kuşlarıydı. İyi kuşlar, iyi kuşlar çıkarttılar. Seyrettik. Şeyde çok güzel kuş seyrettik. Şükrü amcada. Kesin abinin abisinde. Hatta bir tane dişi mitatkil aldılar ondan. Güzel döndü o dişi burada. Hasan amca vardı bu bizim şeyin. Sincap Mustafa Gil'in eniştesi. Kova Hasan diyorlar. O Hasan abi de güzel bir galaş erkek seyrettik. Becerhan'ın kahveye gittim geldim. Çok arkadaşlarla beraber oturduk. Şeye gittik. Rahmetli İsmail abinin zamanında Kuğu Kıraathanesi'ne çok. Orhan abi vardı. Gevrekçi Orhan. Onun oraya gittik. İyi kuşlar seyrettik onları. İsmail abi de güzel. Zaman zaman iyi kuşlar döndü yani pavyoncu İsmail. O karşıya kadar erkek vardı güzeldi. Bir tane küçük kalaşa bir dişi vardı. Kibar dişi diyorlardı. O dişi güzeldi. İyi kuşlar uçurduk. Yani... Bir de geçelim Efeler Diyarı'na. Aydın tarafına. Aydın tarafında işte bir Mehmet amcayı tanıyorum. Açılı Mehmet amca. Açılı. En fazla tanıdığım Açılı Mehmet ama Mehmet amca Almanya'dan geldiğinde Allah var. Çok iyi kuşlar aldı. Çok iyi kuşlar aldı. Geldi buradan da iyi kuşlar aldı. Sağdan soldan Bursa'dan da aldı. Denizli'den de iyi kuşlar getirdi. Mehmet amca döneyi çok iyi bilen bir adam. Yani bilmiyorum ama hemen hemen Rıza Beygil'den şundan bundan sonra dönekten anlayan en iyi insanlardan birisi. Sonra çok iyi bir insandı Allah rahmet eylesin. Büyükle büyük oldu, küçükle küçük oldu. Allah mekanını cennet etsin. Çok amin, iyi bir insan. Amin. Mehmet amcayla bayağı muhabbetlerimiz oldu. İyi insandı. Denizli'ye gidelim. Denizli'de Cafer abi vardı bizim bir zamanımızda. Denizli Cafer abi. O da buradan götürdü zaten kuşları. O İsmail Bey'in kuşlarına çok baktı. Onun çakal erkeği vardı. Güzel deniyordu. Sonradan Cafer abinin götürdüğü kuşlar, buradan götürdüğü kuşlar hep kara kanat ağırlıklı. Yumuşak, bonkel kuşlardı onlar. Uçurdu, o da güzel kuşlar uçurdu. Allah var şimdi. Mesela çakal erkeği vardı. Bir tane gemli tavla başlı bir dişisi vardı. Yine bir erkeği vardı, tavla başlı bir erkek. Onları seyrettik. Onlar güzel kuşlar. Şöyle bir yukarı doğru çıkalım Ayvalık tarafına. Ayvalık tarafında benim tanıdığım, en fazla tanıdığım şey var. Hasan abi, Çiğdemci Hasan. Bizim Yusuf vardı, parmaksız, parmaklar sakat. Şey var. Neydi o çocuğun ismi? Balıkçılık yapıyordu ya. İsmini getiremedim. Bergama diyelim. Onlar güzel kuşlar. Bergama'da iyi kuşlar çıkarttık, seyrettik. Can Zekeriya abi de seyrettik. Sakal Ali'yi de seyrettik. Ramiz abi de Kasap Ramiz'e seyrettik. Berber Yılmaz da. Bir ara bu dönek popülasyonu Bergama'ya taşınmış. Tabii canım, Bergama'ya çok iyi kuşlar. Bergama'ya da nasıl gitti? Bizim bir tane Kınıklı Mustafa abi vardı. Kınıklı Mustafa derler. O, onda bir tane Ford minibüs vardı. Ondan gelirdi, bisküvitçilik yapardı. Bu bakkallara bisküvit dağıtırdı. Toptan bisküvit verirdi. O zamanlar tenekenin içindeydi bisküvitler değil mi? Ha, tenekenin içindeydi. Giderken de burada ne kadar tutaklar var. Onları toplar götürürdü o tarafa da. O da çok iyi kuşlar götürdü. Bak şeyde seyrettim. Sami abi de, Kambur Sami de. Kuşlar biraz inatçıydı. Ama döndüğü zaman hakikaten adamı düşündürtüyorlardı. Nasıl dönüyor bu kuşlar böyle der. Yılmaz Erken seyrettik. Ben Yılmaz Erken'i şeyde seyrettim. Ovada tütün ekmişti. O şu kibar dişiyle beraber ikisini orada seyrettim. Allah var Yılmaz Erkek. Yani süper bir kuştu. Dört dörtlük bir kuştu. Güzel dönüyordu. Akhisar. Akhisar'da Ahmet'i tanıyorum. Pek eski kuşlardan tanıdığım yok abi. Ahmet'i, en fazla Ahmet'i tanırım ben orada. Turgay'ı biraz şey yaparım. Ondan öncekilerini de bilmiyorum zaten. Yani oralarda Muradiye'de kuşlar çok. Adoda'yı vardı, Rıza amca vardı. Rıza amcanın dörtlük Mustafa'nın bir bademli erkeğini seyrettik orada. Kuş yemin ediyorum 6-7 metre dönüyor ama nasıl biliyor musun? Futbol topu gibi kuş. Çok güzel dönüyor. Onlar da iyi kuşlar uçuruyor. Yaşar abi iyi kuşlar uçurdu.
Yaşar abi de şeyin kuşlarına çok baktı. İsmail abinin, pavyoncu İsmail'in kuşlarına çok baktı. O da iyi kuşu. Sonra Karali köyünde bir tane gene Yaşar abinin kuşlarından geçme bir tane çoban var mı? Onda kuşlar. Yaşar abi dediğimiz Muradiye'de Yaşar. Muradiye'de Yaşar. O da güzel kuşlar uçurdu. O da buradan götürdü zaten hep kuşları. Ya kuşların şimdi esas menbaı burası. Alay Bey, Bahçelievli. Çünkü Rıza Bey, o Hamdi Aga, Mehmet Ali hepsi oraya geliyorlar. Kuşlar oradan dağılmış. Hasan Aga vardı şeyde. Bu Tepecik'te. O genel evinin hemen karşısında. Faytoncu Hasan. Faytoncu Hasan'a da. Onlar vardı. Aydın'a da çok kuş götürmüş galiba. Götürdü. Aydın'a da götürdü. Tire tarafına götürdü. Sonra bizim Adnan'ın yanında Adnan'ın eski bahçeye gitmeden Yusuf Gil vardı. Yanık Yusuf derler böyle. Sonrasında yanık izi vardı onun. Turan amcamızın kardeşi kuşları sokuyor. Şimdi damızlıkları açacağız. Müren amcamız damızlık güvercinlerini gösterecek bize. İçinde 17 yaşında bir erkek olduğunu söyledi. Dışarıda bir tane kuş kaldı. Bademli kaldı. Bademli kaldı. Müren amca şimdi bize 17 yaşındaki ak kuyruğu mu göstereceksin Müren amca? Ak kuyruk var, bir de kalaça bir erkek var. Kalaça bir erkeği gösterecek. Bakın çok güzel bir kümes, ızgaralı, içinde toz yok, havalandırması çok güzel, üstünde kiremitleri var. Benim kümesimi de çekelim. Evet, senin kümesini de çekelim o zaman. Evet, bakın yuvalıkları çok güzel. Maşallah diyelim güvercinlere. Bakacaksan hayvana güzel bak. Güzel. Evet. Bakmayacak, hiç günahına da gelin. Sen bakmayacak. Çok güzel kuşlar maşallah. Çakalların falan hepsinin babası o kuş Galata. Hangisi? Bu o bak. Evet, mesela. Çektiğim değil mi? Ha. Bu Galata erkek o çakalınlar. Bu çakallar hep onun yavrusu. Çakallar, evet. Evet, şimdi Müren amcanın damızlıklarını açıyoruz. Burası damızlık kümesi. Bu ak kuyruk mu? Ak kuyruk mu? Şu bir yerdeki mi? Evet Müren amca, anlat bakalım şimdi bu ak kuyruğu. Çakal olan mı? Değil, değil. Burada ya bakalım. Şu mu? Evet, ustalı var. Evet, şeyde oturuyor. Arap olur. Arap olur. Tamam. Bak eski ak kuyruklardan o kuş işte. Kaç senenin kuşları? 17 yaşındaki kuş hangisi? 17 yaşındaki kuş şu Karaçer. Bu mu? Nerede bizim erkekler? Tamam. Evet, onu çektim zaten. Güzel mi alo? Bak artık kuş şeylikten, yaşlılıktan kakası yamuluyor, görüyor musun? Kesiyorum ben bunu hemen hemen. Her hafta olmasa da 15 günde bir kesiyorum, törpülüyorum kakasını. Yaşlılıktan görüyorsun. Düşünün bu erkeği şimdi uçar bu. 17 yaşında. 17 yaşında. Ak kuyruk hangi kuşlardan çıktı? Ak kuyruk bu bizim arkadaş var, Zaim diye bir arkadaş. Onunla gene eski kuşlarından da, onun kuşlarından bizim kuşlardan çapraz o da. Müren amca bu kuşları. Şu kuşlar, uçurduğumuz bademlerken ablası.